Şöyle kaldırıyorum. Bakın dostlar nasıl güzel kızarmış. Dostlar böylece bunun içine sarıyorum ve şöyle koyuyorum. Şuraya da bu biberleri koyuyorum ve size harika bir yemek yapacağım bununla. Şöylece dursun ve doğru 200 derece fırında pişecek. Domatesleri koymuyor musun? Dostlar bunların üzerini şöyle yağlayalım ki kabukları yanı yanı vermesin. Sadece o. Başka hani şey değil. Hepsini yağlıyorum şöyle üzerlerini ki hemen kabuk kabuk yanı vermesinler. İşte tamam. Amacım da hani böyle çok bıcık yağ olmak değil. Amacım bunların böyle kabuk kabuk yanmadan güzel kızarması. Böylece yeter. Doğru fırına. Şöyle bir bıçak yardımıyla güzelce bütün kabuklarını temizliyorum. Sıcak olduğu için temizlemekte evet. Zorlanıyoruz. Şu küçüklerden soy bir tane anne. Tamam, bu tamam zaten. Bunu soydum. Hmm. Evet, bu patlıcanı da soydum dostlara göstermeden. Şimdi de küçüğü deneyeceğim. Soyunu. Yeşil biber. Şöyle hemen bıçağı takıp takıp çıkaracağız. Allah izin verirse. Bakın bu şekilde soyacağız. Şimdi bir tane de yeşilden soyalım. Sıcak olduğu için elimizi zor vuruyoruz. Evet, sıcak biraz ama siz biraz bekletebilirsiniz. Bizim vaktimiz yok maalesef. Böylece tamam. Şu domates. Hani soğan soy. Bakın dostlar domateslerimizin soyulması çok kolay. Hemen böyle çabucak çıkıveriyor. Size bir tane daha göstereyim. Bakın. Ama çok sıcak elin yanıyor onun için. Biraz zor işler. Şu şekilde soyuyoruz. Neyse bir de soğanımızı gösterelim dostlar. Soğanımız da gayet güzel pişmiş. Ve kendi başına çabucak soyulacak. Sıcak olduğu için çok. İşte bu kadar. Şimdi gelelim sarımsağa. Bakın dostlar sarımsağı böyle yaptım ki hemen şöyle çıkıversin diye. Hani ortadan kestim ya, sebebi buydu. Göster istiyorsan. Hani kızım dedi niye kestin anne dedi ortadan dedi. Bakın dostlar şöyle yapacağız. Hemen şöyle. İşte tamam. Şimdi bir tane de patlıcanı soyarken göstereyim size dostlar. Bakın patlıcanımızı da bu şekilde soyacağız.
Bu yazın ilk patlıcan yemekleri geliyor artık yavaş yavaş. Evet, artık yavaş yavaş yaz yemeklerini tabii ki de geçeceğiz. Daha tam tarla patlıcanları çıkmadı herhalde. Tam da bilmiyorum ama inşallah da çıkmıştır. Bu malzemeyi almak için, bu yemeğin malzemesini almak için pazara gittim. Bu yemek için benim cep telefonum, kredi kartım, cebimdeki sarımsağım da dahil olmak üzere hepsi çalındı. O yüzden bu yemeği çok beğenin, çok izleyin. 10 yorum bekliyorum. 10 tane, 10 kere izleyin. Sosyal medyalarınızda paylaşın. Çünkü bu yemek bana aşırı derecede, bir dakika anne, aşırı derecede pahalıya patladı. Bankalar, polis, karakol, savcılık. Yani giden telefonun miktarı, parası muzdaribim. Çok muzdaribim. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Şuradan biraz tuz getir. Biraz pul biber getir. Yeter. Yeter kızım. Hoppa, elimi kaldırdım. Unuttum. Bin dalı kesmek diye bir şey var ya. O oldu. Onu ben Neyse. yapsaydım kim bilir bana neler sattı. Parmağım da gitti. Hem ben aslında. Yeter. Biraz da şey yapayım. Bir yemeğin acısı olmazsa tadı olmazmış gibi geliyor bana. Ben acıyı çok seviyorum. At 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 ondan. Tamam. Tepsinin dibine dokunun, içine değil. Yeter. Çok güzel olmaz. Aşk olsun direkt ya. Bak eline vuracaktım ha. Şimdi tepsiyi açtım. Dostlar bakın dibini azıcık yağladım sıvı yağına. Şimdi de şöyle hepsinizin içine alıyorum. Gerçekten harika, çok nefis bir yemek olacak. Sevgili dostlarım. Ekmek getirelim de onun dibini yiyelim. Dur bekle, onu biz yiyelim. O bizim hakkımız olsun. Bekle yiyelim. Ah dostlar, bu kız beni öldürecek. Hiç bu böyle yenir mi ama kızım varsa yenir. Ya bir anı yaşa yavrum ya. Anı yaşa. Ay çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. O yüzden Tamam yeter.
Çok pahalı bir yemek yiyorum ha. Cep telefonuma bağlı oldu bu tele yemek ha. Sevgili dostlar, bugün size harika bir patlıcan yemeği yapacağım. O kadar güzel olacak ki hem kolay hem basit. Her yerde, her an, her şekilde yapabilirsiniz ve her şekilde ikram edebilirsiniz. Tam bir misafir ağırlama yemeği. Onun için neyimiz var? Önce malzememizi sayalım. 250 gram kıymamız var. 3 diş sarımsağımız var. Şöyle küçük 5 tane soğanımız var. Ve 2 tane köy biberimiz var. 1 tane kapri biberimiz var. Şimdi öncelikle soğanları şöyle doğrayıp makinemizin içine alacağız. Baharatlarımızı sonra koyarken göstereceğim. Herkes baharatını lütfen kendine göre ayarlasın. Sevginle yapılan her yemek güzel olur. Yeter ki sevginizi katın. Baharatın en güzeli hangisi nedir? Sevgidir. Ben bu arada durun dostlar, birazcık da sizinle dertleşeyim. Derdim büyük. Kızımın her zaman çekim yaptığı telefonumuzu maalesef çaldılar. Çalınca da biz de kaldık böyle. Şimdi benim telefondan çekim yapıyoruz. İnşallah beğenirsiniz. Bu yemeği yaptık. Sadece YouTube'a atması kalmıştı. Ama. Ama gitti maalesef. Telefonumuzu çaldılar. Ne yapalım? Canımız sağ olsun ama işte çekim yapıyorduk. Yani bir telefondan çok ötesiydi. Ama yine de Allah sağlık sıhhat versin. Ne diyelim şimdi? Yapacak bir şey yok. Şimdi dostlar bunları güzelce baharatlarını da koyup iyice karıştıracağım. Çok kolay, çok basit. Ama bir o kadar da lezzetli bir patlıcan yemeğimiz. Artık yaz yemeklerimizi yapalım, değil mi? Hep kış, 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 kış bitti. İşte tamam, bu kadar. Hemen kapa. Pardon dostlar, baharatlarını koymadan nereye tamam oluyor? Can dostlarım, şöyle birazcık pul biber koyuyorum. Birazcık kırmızı biber koyuyorum. Toz ama tatlı. Tuz katacak mısın? Tuzumuz varmış, yeter o tuz buna. Ben de tuzumuz da yok diyecektim ama varmış, bu yeter buna bu kadar. Çok da tuzlu olmasın. Çok az da bir karabiber koyacağım dostlar, çok az. Bu kadar yeterli. Çünkü bize karabiber dokunuyor. Dedim ya, herkes baharatını kendine göre atsın. Yoksa baharatlarımız dokunduğunda gerçekten kötü oluyoruz dostlar. Çok güzel oldu harcımız. Bu kadar kolay yapması. Şöyle güzelce sıyırıp alalım dostlar, kalmasın dibinde. Sonra da patlıcanın işlemine geçelim. Hani biraz yavaş yap ki ben yakalayayım.
Zaten et pişince çekiyor. Fırına yak. Fırını hemen yakıyorum üstadım. Evet, şimdi doğru fırına. Ellerimi yıkayayım, geliyorum dostum. Küçük bir ekmek yapmak için şöyle bu kadar bir bardak unumuz var dostlar. Şöyle açalım. Sonra tuzun bence hepsini koymalısın gibi geldi. Bir kaşık tuzumuz var. Sonra bu yumurtamızın sarısını alacağız. Beyazını içine koyacağız dostlar. Sarıyı ne yapacaksın anne? Şuna süreceğim. Tamam. Benim tavuklarım güzel yumurtluyorlar dostlar. Şimdi şöyle bir kepçe dostlar. Çok değil. Bir kepçede şöyle yoğurdum var. Zaten bu kadar da anca olur. Yoğrulunca görüşürüz. Evet, hamurumuzu yoğurduğumuzda görüşürüz. Çörek otunu da attık ve başladık. Çok güzel hamurumuz oldu dostlar. Tam kıvamında. Ya bu ağzı hamuru yoğurmak da bir hayli zor dostlar ya. Hamur çok olsa çarpa çarpa yoğur. Şuncacık hamuru neyle yoğuruyor? Ama biraz böyle olsun. Dinlensin hamurun. Hadi bakayım. Hamurum dinlensin. Ben geldim yapayım. Geliyorum. Sana tepsi. Ben mi? Ben mi getireyim? Sen getir bak komşular. Arayak da komşular. Şimdi de şöyle. Evet, tam oldu. Sıcağı da hemen tutuyor zaten. Şimdi de bir de fırçayı verdiğimde bunun üstüne de bunu sürdüğümde tamam. Sevgili dostlar, bir kaşık da yağ koydum ki azıcık parlasın bizim sevgili yemeğimizin üzeri. Şimdi doğru nereye? Fırına. Ekmek pişene kadar da pişti mi? Tamam. Görüşeceğiz o Soframız zaman. hazır. Görüşürüz. Şöyle yapıyorum. Bakın. Biraz sıcak ama idare edeceğiz.
Şimdi şöyle kaldırıyorum. Bakın dostlar nasıl güzel kızarmış.